Bizim TÜBE kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlerle Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını 1936 yılında kuran, Boğaz Köprüsü ve Keban Barajı'nın yapımlarından 40 sene önce dile getiren, Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle fakat yorgun çıkan ülkemizin yetiştirmiş olduğu en misyoner vatandaşlardan biri olan Batı hayranlığını doğru bulmayıp Atatürk'ün de heyecanıyla daha iyilerini yapabileceğine inanan idealist bir aklı paylaşmak istiyoruz. Nuri Demirhan. Nuri Demirağ, 1886 yılında Sivas'ın Divri ilçesinde doğmuştur. Orta öğretimini Divri Rüştiye Mektebi'nde tamamlar. Mezun olduktan sonra aynı okulda öğretmen yardımcısı olarak görev yapar. 1903 yılında 17 yaşındayken Ziraat Bankası'nın yaptığı bir sınavda başarı göstererek memuriyet hayatına burada başlar. 1906 ve 1909 yılları arasında Erzurum vilayetinde kıtlık yaşandığında Nuri Bey, depolardaki ihtiyaç fazlası buğday ve tahılları kişisel inisiyatifini kullanarak çok uygun bir bedelle halka satar. Bu yüzden hakkında soruşturma açılır ve işin iç yüzü öğrenilince aklanır. Memuriyet görevine İstanbul'da devam eden Nuri Bey, gece dersleri alarak yüksek öğrenimini tamamlar. Görevine maliyede çalışarak devam eder. Fakat işgalciler 1918'de İstanbul'da manevi bir çöküntü yaratmıştır. Bu da Nuri Bey'i çok üzer. Devletin içine düştüğü ağır durumu kabul etmez ve memurluktan istifa eder. Yabancıların tek elini kırmak ve milli mücadeleyi her alana taşımak adına tek başına mücadele etmeye karar veren Nuri Bey, ilk olarak Musevi ve Rumların elinde olan sigara işine girer. Eminönü'nde küçük bir dükkanda ilk Türk sigara kağıdı yapımını başlatır. Kalbindeki tertemiz vatan sevgisiyle düşmana mesaj verircesine sigara kağıdın adını Türk Zaferi koyar. Bu girişimden büyük bir kazanç elde eder. Fakat belirtmekte fayda var. Nuri Bey sigarayı sevmediği halde yabancının tek elinde ve milli sermayenin dışarı gitmesinden dolayı bu işe girişmiştir. Kuzun kenarında sıkık bir ülke. Tümlü düşmanlarla kanlı düşmeler. Yıllarca süren savaş. Nuri Bey'in Türk zaferi öngörüsü gerçekleşmiştir. Anadolu'nun bağrından yetişen vatanperverler 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederler. Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile başlattığı seferberlik, ülke Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmasına rağmen Atatürk tarafından devam ettirilmek istenir. Fakat Samsun-Sivas Demiryolu'nu yapmakta olan Fransızlar, belki de yenilginin acısıyla bu işi yarım bırakır. Bunu büyük bir fırsat olarak gören Nuri Bey, sigara kağıdından kazandığı parayla bu işe odaklanır. Açılan 7 kilometrelik ihaleyi çok düşük bir bütçe vererek kazanır. Zenginliği imtiyaz olarak değil, sorumluluk olarak gören Nuri Bey, 10 bin vatan evladına istihdam sağlar. Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum, Afyon-Dinar hattını yani 1012 kilometrelik demir yolunu bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlar. O yıllarda Türkiye'nin 10.000 kilometrelik demir ağının 1250 kilometresini kendi inşa ettiği için 1934 yılında bu başarısından dolayı soyadı kanunuyla bizzat Gazi Mustafa Kemal tarafından demir ağ soyadı verilir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demir yolu müteahhiti olur. Yabancıların tek elinden kurtardığı sigara ve demir yolu projeleriyle Anadolu'nun bağrından yetişmiş ilk büyük zenginlerden olur. Ne yapıyorsanız yapın, dünya çapında yapın. Demiryolu işinden büyük paralar kazanan Demirağ, çeşitli büyük inşaat projelerine girer. Karabük Demir Çelik, İzmit Selüloz, Sivas Çimento ve Bursa Merinos tesisleri, Eceabat Havaalanı ve İstanbul'da Haliç kenarında HAL binası inşa eder. Büyük inşaat projeleri Nuri Demirağ'ı çok heyecanlandırmıştır. Bu heyecan ve vatan sevgisiyle İstanbul Boğazı'na 1931 yılında yani köprünün yapılmasından 42 sene önce 2560 metre uzunluğunda ve üzerinde tren yolunun da olduğu bir köprü tasarlamıştır. Nuri Demirağ, köprü yapımı ve araştırma için San Francisco'daki Golden Gate'i yapan ABD'nin en büyük çelik fabrikası ile Prensip'te anlaşarak 11 milyon liraya 3,5 yılda yapabileceğini vaat eder. Bu projesini de Salih Bozok aracılığıyla 1934'te Atatürk'e sunar. Atatürk projeyi çok beğenir ve hükümete yollar. Fakat dönemin hükümeti Gazi Mustafa Kemal'in projeyi beğenmesine rağmen Boğaz'ın güzelliğini bozar bahanesiyle reddeder. Durmak bilmeyen Nuri Demirağ kalkınma planlarına ağırlık verir. 1933 yılında memleketi Divri'ye enerji sağlama planları yaparken Keban Barajı projesini yapımından 33 sene önce ilk kez gündeme getirmiştir. 1930'lu yıllarda devlet bütçesi 200 milyar TL civarıydı.
ordunun uçak ihtiyacı halktan ve zengin iş adamlarından toplanan bağışlarla karşılanmaya çalışılıyordu. Bağış için Nuri Demirağ gittikleri sırada Nuri Bey, bizlere ders niteliğinde olan ibretlik bir cevap verir. Siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet tayaresiz yapamaz, öyleyse bu yaşam vasıtasını başkalarının lütfundan bekleyemeyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim. Kendini Cumhuriyet'in büyük heyecanına kaptıran ve sorumluluk hisseden Nuri Demirağ, demir yolundan elde ettiği parayı uçak sermayesine harcadı. Böylece Divri'de yapılacak olan fabrika için çalışmalara başladı. Öncelikle İstanbul'da bir deneme atölyesi açacaktı. 1936 yılında Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanına bir atölye inşa edildi. Hemen akabinde Nuri Demirağ, Yeşilköy'de Elmaspaşa çiftliğini satın alarak üzerine büyük bir uçuş sahası, hangarlar ve uçak tamir atölyesi yaptırdı. Yapılan havaalanının uçak sahası o dönemdeki Avrupa'nın en büyük havaalanı olan Amsterdam Havaalanı büyüklüğündeydi. Bu havaalanının günümüzde çoğumuz bilmekteyiz. Şu an adı değişse de Atatürk Havaalanı'ndan bahsediyoruz. Batı hayranlığına karşı olan, Avrupalıların, Amerikalıların ne yapabiliyorsa bizim de yapabileceğimize inanıyor olan Nuri Demirağ, 1936 yılında ilk tek motorlu uçağı üretti ve ona Nut 36 adını verdi. Ardından hemen 1938'de Nut 38 adlı çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yapıldı. Halkın da ilgisini çekmek için uçuş gösterileri düzenlendi. Öyle ki bu gösterileri ABD harp okullarından profesörler bile takip etmekteydi. Uçakları yapmak yeterli değildi. Aynı zamanda pilot yetiştirmek için bir pilot okulu açıldı. İstanbul'da üretilen ilk yerli Türk uçağı 1941 yılının Ağustos'unda Divriğe uçarak gidip gelmişti. Uçağın pilotu ise Nuri Bey'in ilk Türk yerli pilotlarından biri olarak yetiştirdiği oğlu Galip Demirağ'dı. Türk Hava Kurumu 1938'de 65 planör siparişi vermişti ve bunlar kısa bir sürede teslim edildi. Daha sonra ise deneme uçuşları İstanbul'da gerçekleşen Nut 36 adlı eğitim uçağından 24 adet sipariş verildi. Bu arada Nuri Bey ise halka kendi uçaklarımızla kendi göklerimizi koruyabileceğimizi göstermek için 12 uçaklık bir filoyu Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Elazığ ve Malatya rotasında uçurdu. Ülkede herkes muazzam bir mutluluk yaşarken Türk Hava Kurumu uçak siparişlerini iptal etti. Nuri Demirağ ile Türk Hava Kurumu mahkemelik oldu. Sonuç ise daha büyük bir hayal kırıklığı ve soru işaretiydi. Mahkeme Türk Hava Kurumu lehine sonuçlandı. Bununla beraber İspanya, İran ve Irak'ın Nuri Demirağ'a verdiği uçak siparişleri de uçakların yurt dışına satılmasını engelleyen bir kanunla iptal edildi. Nuri Demirağ tekrardan durdurulmak isteniyordu. Hizmet ve yatırım düşmanları devam etse belki de Türkiye'ye havacılık devi yapacak olan bu projeyi ortadan kaldırmaya gayret ediyorlardı. Tüm olanlara rağmen Demirağ pes etmiyor, sürekli devlet erkanlarına mektuplar yazıyordu. Bir mektubunda ise 1,5 milyonluk yatırımımla apartmanlar, hanlar yaptırıp senede 150-200 bin lira kira alarak rahat yaşayabilirdim. Ben bunun yerine ülkemi tercih ettim diye kendisini ifade etse de bir sonuç alamadı. Bu yüzden sipariş alamayan fabrika 1944 yılında kapanır. Üstelik üretilmiş olan Nut 38 adlı çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yurt dışında büyük bir ilgi gördü ve Dünya Havacılığı Yolcu Uçakları A sınıfına alındı. Bu arada belirtmekte fayda var. O yılları incelediğimizde, yani 1941 ve 1944 arasını, Türkiye'nin ABD'den 95 milyon dolarlık askeri malzemeyi hibe olarak aldığını görmekteyiz. Üstelik bu malzemenin bakımı için her yıl bütçeden 400 milyon TL çıkmaktaydı. Halbuki biz 1,5 milyon TL'ye uçak fabrikası kurmuştuk. İnsanın aklına direkt uluslararası baskı gelmekte ama neyse. Baskı ve zulümlerin onu yıldırmadığı, milletine, devletine küstürmediği Nuri Bey, siyasetin kendisine müdahale ettiğini fark edip siyasete atılır. 1945 yılında Türkiye'nin çok partili yaşama geçişini başlatarak Milli Kalkınma Partisi'ni kurar. CHP'nin altı okuna karşılık kendi partisi, işretten, oyundan, İffetsizlikten, eğrilikten, tembellikten, zulümkarlıktan arınmış bir amaca yönelir. 1946 yılında seçimlere girse de başarılı olamaz. Basın tarafından engellendiğini düşünen Nuri Demirağ, 100 bin gazete satabilecek bir matbaa kurar. Yetmez, Milli Kalkınma Partisi'nin propagandası için radyo istasyonu kurmak ister. Fakat izin verilmez. 1954 yılında Demokrat Parti listesinden Sivas milletvekili olur. Yaşadığı tüm engellemelerin, resmi yasakların birikmişliğiyle muazzam büyüklükte ders alabileceğimiz bir yasa önerisi sunar. Makam ve memuriyet güçlerini kötüye kullanarak kamu düzenini çiğneyen ve genel ahlakı bozanlar hakkında ceza yaptırım yasa önerisini meclise sunar. 13 Kasım 1957 yılında 71 yaşında hayata gözlerini yuman Nuri Demirağ'dan bizlere ne mi kaldı? Baskı ve zulümlerin yıldırmadığı, milletine ve devletine küsmeyen, yapılan engellemelere rağmen pes etmeyen, yolundan dönmeyen, mücadeleci ve azim dolu bir başarı hikayesi miras kaldı. Bizlere de bu mirası paylaşmak,
anlamak ve örnek almak. Kalbi vatanı ve milleti için çarpan Nuri Demirağ gibi tüm vatanseverlerimizin ruhu şad olsun.